اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفًّا. Saf saf olup da Allah yolunda savaşa giren kullar, Allah onları sever, onlardan razı olur. كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ. Dizilmiş duvar gibi sapasağlam bir hale getirilmiş. Tuğla tuğla diziyorsun, içine harcını koyuyorsun, artık tek bir duvar haline geliyor. Bu şekilde olup da Allah yolunda savaşan müminleri sever. İbn Abbas radıyallahu teala anhu mersusu anlatırken demişler ki taşı taş yerine üzerine koyarlar. Küçük taşlarla onu da doldururlar. Sonra da topraktan yaptıkları harçla onu sıvarlar. İşte bu şekilde sıvandıktan sonraki haline Mekke ahalisi mersus diye söyler. Mersus diyor. Yani duvar gibi oluyor, anlayacağınız. Tuğla tuğla birleştirilip de tek bir duvar haline getiriliyor. Bu şekilde olan müminleri Allah sever. Namazda da zaten o şekilde duruyoruz ki Peygamberimiz için bu noktaya özellikle parmak basarak bize bildiriyor. Nedir? Sıkı durun. Tarassu beynekum fis salat. Namazda birbirinize yapışın. Aranızdan şeytan geçmesin. Muhkem olun yani. Muhkem olun, sağlam olun. Araya aralık bırakmayın. Şeytan oradan girer, bozar. Müminler de işte Allah yoluna cihad ederken bu şekilde olması lazım. Bazıları burada yani neticede bu şekilde saf tutan, yürüyerek savaşanlar oluyor. Bazıları da burada demişler ki bu ayette yürüyerek savaşan insanların at üzerine savaşanlardan daha faziletli olduğunu işaret vardır diye söylemiş. Fakat İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri buna itiraz ediyor. Diyor ki at üzerine savaşan kişiye savaşta ganimetten iki pay verildiğine göre demek ki at üzerine savaşmak daha üstündür. Bu bir. Bu ayette peki yürüyerek savaşanlara sanki işaret var. Neden Rabbimiz böyle işaret etti? Çünkü peygamberin sahabisinde at üzerine savaşan çok kişi yok. Az idiler yani. Yürüyerek daha çok savaşıyorlardı. O yürüyerek savaşanları özellikle Rabbimiz burada beyan etti onun için yani. Ve Sa'id ibn-i Cübeyr radıyallahu teala anh de diyor ki bu ayet müminlerin nasıl savaşması gerektiğini öğreten bir ayet. Böyle sımsıkı birbirine duvar gibi sapasağlam olacaklar düşmanın karşısında. Arada bir aralık bırakmayacaklar. Kimse de o duvardan çıkmayacak, o saftan geriye çıkmayacak yani. Onun için savaş safından çıkmak ancak ihtiyaç için, daha güzel bir taktik uygulamak için vesaire serbest oluyor. Onun haricinde yasaktır. Ve o saf tutulmuş iken savaşta birisi çıkıp da ortaya gelin bir tanenizle ben savaşacağım. Müslümanlar bunu söylemez diyor. Bu çünkü riya olur. Allah da riyadan nehyeylemiştir. Safı da bozmuş oluyor yani. Ancak ve ancak karşı tarafta kafirler böyle bir istekte bulunduğu zaman o zaman Bedir Savaşı'nda ve Hayber Savaşı'nda olduğu gibi o zaman Müslümanlardan birileri öne çıkıp savaşabilirler yani. Fethurrahman kitabında ise cihadın hükmünü açıklamış. Cihadın hükmü nedir? Farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye ne demek yani? Bazı Müslümanlar yaptığı zaman diğerlerinin üzerinden düşüyor. Bu tabi nefiri am olmadığı zaman yani düşman bize hücum etmediği zaman. Düşman hücum ettiği zaman o zaman hep beraber savaşmamız farz-ı ayn oluyor. Direkt savaşa gidiyoruz yani. Ayet-i Kerime'de de süratle Allah yolunda beraberce cihad etmenin ne kadar faziletli olduğunu anlatmış oluyor Rabbimiz Sübhanehu ve Teala. Bu ayet-i kerimeyle bize işaret etmiş oluyor. Rivayette geldi ki Mu'te Savaşı'nda, Şam'da bir yer bu Mu'te, Cafer bin Ebi Talip, yani Peygamber Zişan'ın amcasının oğlu, Hazreti Ali'nin kardeşi olan Hazreti Cafer, o orduyu kumanda ediyordu. O şehit edilince onun yerine Abdullah bin Ravaha Hazretleri geçti. Abdullah bin Ravaha savaşın başına geçtiği vakit diyor. Resul-i Ekrem'in tayin ettiği emirlerden bir tanesi de o yani. O geçtiği vakit seslendi. Ey insanlar, işte Rabbimizin bize vaat etmiş olduğu budur. Yani şehitlik, savaş ve savaştıktan sonra böyle kale gibi, duvar gibi düşman üzerine saldıracağız, savaşacağız. Allah-u Teala bize bunu emreyliyor ve bunun karşısında şehadet var ise şehadetle kazanılacak mükafatları vaat ediyor diye savaşa daldı. فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. O da aynı şekilde savaştı ve şehit oldu. Abdullah bin Ravaha Hazretleri hakkında burada kısa bir bilgi vermiş. Resul-i Ekrem'in şairiydi diyor. Abdullah bin Ravaha Hazretleri Ensardandı. Sahabe-i kirama Peygamberimizin mescidinde hayatı üzerine olan bir takım şeyler şiir şeklinde anlatıyordu.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün o anlatırken oturdu ve dedi ki o meclis için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu mecliste oturmak için emrolundu ve Abdullah bin Revaha Hazretleri emretti devam et kelamına ne anlatıyorsan Efendimiz de onu insanlara anlatışını Resul-i Ekrem de dinledi yani. Keşfül Esrar da gelmiş ki savaş dediğin zahiri düşmanlarla olur. Bir şekli böyledir. Kafirler, münafıklar gibi. Bir de savaş batini düşmanlarla oluyor. Ne o düşmanlar? Nefs, şeytan gibi. Bunlarla da savaşacaksın. Peygamber-i Zişan buyurlar ki: "El-mucahidu men cahede nefsehu fi taatillah." Mücahit kimdir? Allah'ın ibadetini yapmak noktasında nefsiyle savaşandır. Mücahit bu. "Vel-muhacir kimdir?" Muhacir, "Men hacerel hataya ve'z-zunub." Muhacir şimdi bu tabirler tamam mı? Normalde mücahit kime deniyor? Cephede gidip savaşana deniyor. Muhacir kime deniyor? Mekke'den Medine'ye hicret edenlere deniliyor. Ama bu mücahit kelimesi ve muhacir kelimesinin manaları bitmiş değil. Mücahit aslı itibariyle mücahit nedir? Allah'ın ibadetini yapmak, Kur'an okumak zor geliyor. Nefis istemiyor ya. Sen nefsinle savaşıyorsun, alıyorsun Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Ders yapmak zor geliyor, yapıyorsun. Namaz kılmak zor geliyor, yapıyorsun. İşte sen Allah yoluna mücahit oluyorsun böyle. Muhacir kimdir? He. Önüne günahlar çıkıyor senin. Günahları işleyesin geliyor nefsinin. Sen nefsine engel oluyorsun. O günahları kenarıya atıyorsun. O günahlardan hicret etmiş oluyorsun yani. İşlemiyorsun onu. Ona da manevi muhacir deniliyor diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah'ın ibadetlerini yapmaktaki cihad var ya işte o çok büyük bir cihad, çok önemli cihad. O cihadı yapana mücahid, Allah yolunda mücahid deniliyor. O işte ibadetler arasındaki cihadın en büyüğü ise namaz için verdiğin uğraşıdır. Allah'ın ibadetleri arasında. Çünkü fenanın sırrı namazın içindedir ve nefse de çok zor geldiği için namaz için yaptığın mücadele en büyük cihad olmuş oluyor. Evet.